doğru zamanda, doğru yerde karşınıza çıkacak o fırsat böyle önünüze geldiğinde ve gerçek bir şekilde ete kemiğe büründüğünde, geçmişte yaşadığınız iyisiyle kötüsüyle, hani her şekilde diyeyim, bütün o tecrübelerle yoğrulunca o kadar güzel bir combo oluyor diyebilirim ki, bu da zaten hani iş yaşamında sizi dilediğiniz bir şekilde başarıya ulaştıran bir nokta oluyor diyebilirim. Bunu hiçbir zaman şans diye tanımlayamam. Çünkü Oprah Winfrey'in çok güzel bir sözü vardır. Şans hazırlığın fırsatla karşılaşmasıdır der. Şans hiçbir zaman çıplak bir şekilde böyle sırıtarak, o hani emoji vardır ya bir tane, merhaba emojisi. O emoji gibi böyle ellerini iki yana açmış bir şekilde bizi beklemez. Şansa sahip olmak için, o şansı değerlendirebilmek için her zaman bir fırsat kollamanız gerekiyor. Her zaman için hazırlıklı olmanız gerekiyor. Hazırlıklı olmanın bana göre en büyük güçlendirici olayıysa okumak, meraklı olmak çevrenize karşı, hayata karşı. Meraklı olmak derken asla dedikodu yapmaktan bahsetmiyorum. Fakat gerçekten mesela bana sorduklarında yazmanın birinci koşulu nedir? Okumaktır diyorum. Çünkü okumak aslında her şeyi yapmanın birinci koşuludur. Okumak hayatınızı değiştirir. Okumak gözünüzün önünde bambaşka bir pencere açar. Ve dolayısıyla kendinize bu yatırımı yapıp da o fırsatla karşılaştığınız anda gerçekten onu değerlendirebilmek için hazır olmanız gerekiyor. Benim yazdığım Kocan Kadar Konuş isimli kitap da gerçekten önüme çıkan bir fırsattı benim için. Ve ben de o zamana kadar ne mutlu bana ki kendi çapımda diyeyim hani en azından. Çok okumuştum. Yazmayı çok istiyordum. Birçok kere yazmak istediğimi söylediğim zaman direkten dönmüştüm. Sen yapamazsın dediler. Olmaz dediler. İşten kovdular. Sağ olsunlar. Fakat hayatta her şey insanlar için gerçekten. Ve doğru zamanda, doğru yerde benim de karşıma böyle bir şans çıktı. Ve bunu gerçekten değerlendirmek için elimden geleni yaptım.